Yes. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere Frank ile nasıl Scott build'i yapılır onu göstereceğim. Rakibin elosu 1530 küsür bir şey. Oyunda nasıl rahat oynamanız gerekiyor, nasıl nelere dikkat etmeniz lazım, yine onlara değineceğiz, yine map analizini yapacağız. Her zaman olduğu gibi direkt ilk iki işçiyle evimize atıyoruz. Ondan sonra haritayı açmaya başlıyoruz. Yapabiliyorsanız biraz koyunlarla haritayı açarsanız güzel olur. Yapamıyorsanız da direkt TC'ye yollayın. Çünkü asıl önemli olan nokta, bir önceki derste de değinmiştik, TC'nin idle kalmaması. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. TC idle kalmayacak, bir de scout'ınız idle kalmayacak. Paso gezdireceksiniz scout'ınızı. Rakip Bizans. Şimdi oyuna başladığınızda ne demiştik? Irk analizi yapmamız gerekiyor demiştik. Rakip Bizans olduğu için Castle'a işte deve avantajı var. Yine Feudal'e işte Spear'ları, Skirm'leri daha ucuza basıyor Bizans. Yani normalde Bizans'a Scout yapmak çok mantıklı bir şey değil. Ama biz Scout build'i çekmek istediğimiz için açılışımızı yapacağız. Ha, Scout açılışı yapıyorsanız da ne yapabilirsiniz? Belli sayıda Scout bastıktan sonra, eğer map'iniz güzelse kapanıp Castle gidebilirsiniz. Eğer map'iniz güzel değilse, açık bir map'te oynuyorsanız, Scout sonrasında Archer dönebilirsiniz. Bizans'a karşı da full Scout'ı önermiyorum. Eğer rakip Archer açıyorsa biz Scout'un arkasına Skirm basabiliriz. Bir sürü seçenek var. Bu seçenekleri aklımızda tutuyoruz. Rakibin bastığı asker çeşidine göre de ondan sonra bunlardan birini yapacağız. Evet, 6 tane coin'e verdik, 3 tane oduna verdik. Tam böyle odunumu nereye atacağıma karar veremedim çünkü şuralar şeydiydi. Ama şu an en mantıklı olan yer burası. Niye orası diye sorarsanız, map'e baktığım zaman rakibin olmalı olasılığı yerler buralar. Bu odun da bayağı bir arkada. O yüzden en mantıklı odun burasıydı. 3 tane oduna verdikten sonra diğer işçimiz domuza gidiyor. Evet, yine ben şey çekmeden oynayacağım. Geyik çekmeden oynayacağım. Bir önceki videoda da geyik çekmedim. Ama siz eğer bir iki geyik scout gidiyorsanız, özellikle bir iki geyik çekerseniz çok güzel olur. Evlerimi her zaman olduğu gibi kapatmaya yönelik atıyorum arkadaşlar. Yani şurası map'in bitimi. Burayı kapatabilirim. Evi de şuraya atıp TC'ye yakınlaştırırsam benim için güzel bir wall olmuş olacak. Bir tane daha ev atacağım. Diğer işçiler TC altına ete gitti. Şimdi bir tane işçi Beri'ye yolluyorum. Hatta bir iki işçi daha Beri'ye yollayacağım. Çünkü geyik çekmiyorum bu büyükte. Bir tane daha yolladım. Şimdi diğer domuzu çekebiliriz. 4 tane yollayalım. İlden vurduğunuz zaman daha yüksek vuruyorsunuz. Bilmeyenler için, eğer tepenin üstünden aşağıdakine vurursanız %25 daha fazla vuruyorsunuz. Aşağıdaki de size %25 daha az vuruyor yani. %100 mü oluyor? Matematik hesabını siz yapın işte. %100 mü oluyor? Evet, 3 tane beri de oldu. Diğer TC altında bayağı bir 10 tane işçim var. Bir tane daha beriye yollayacağım. Frank işçileri bu arada beriyi de daha hızlı topluyorlar. Rakip kapanmış gibi, şuraya tıkladığım zaman şöyle gidiyor. O yüzden bakalım. Evet, 19-20 pop atlayabilirsiniz. 4 tane oraya verdik. Artık 4 dedikten sonra 10 tane de TC altında var. Çıkan işçilere oduna yolluyorum. Bir tane daha buraya çıkaracağım. Beşlemiş olacağım burayı. Ondan sonra çağa bastıktan sonra 5 işçi oduna da aşağı kısma yollayacağım. Şunlara shift Q yapıyoruz. Bitirir bitirmez direkt koyuna gitsinler. Evet. Bir tane işçi yollayayım. Etim gelecek çünkü. İse altında idle bırakmak istemiyorum. Çağa basıyorum şimdi. Çağa bastıktan sonra bir önceki derste de söylediğimiz gibi direkt 5 tane işçi olduğuna yolluyorsunuz. Biz yollamıştık önceden zaten. Şu 2 tane işçi de geliyor.
Rakip kapatmış map'ini. Şu kısmı kapatmış en azından. Diğer kısımda ne yapıyor? Bir bakmamız lazım. Evet, 10 tane işimiz oldu şu an. Dediğim gibi map'in yine şu kısmını ilerleyen safhada kapatabiliriz. Barağımı biraz öne atacağım. Ya belki şuradan genişten alıp kapatabilirim. Şu an bakıyorum rakip ne yapacak? Artık bizim dakika 8 gibi. Geyik çekiyorsanız bile. Pardon. Geyik çekiyorsanız bile. Rakip base'ine gidip ne yapıyor bir info almanız lazım. Şu an bakıyorum 10 tane işçi olduğunda tek Lumber Camp oynuyor. 5 tane işçi beri daha. Altında işçisini göremedim. Ha, bu da demek oluyor ki sanki o da scout atacak gibi duruyor. Barağını da göremedim. Şu an info almaya çalışıyorum. Çağ olduk, stable'ımıza atıyoruz. Wood upgrade'ini alıyoruz. Frank de farm upgrade'i free. Şurada scout'ıyla geyik çekiyor. Hemen onu alalım. Biz feodaliz. Adam daha feodal değil. Hemen farm açmaya başlıyoruz arkadaşlar. TC'ye girecek. Dikkatli olmamız lazım. Rakip ne yapıyor görmedim henüz. Neyse. Can sıkıcı olmayalım. Bırakalım. Arch range atıyor. Hemen ben farmlarımı açıyorum arkadaşlar. İlk işiniz scout oynuyorsanız yukarıda 60 odununuz geldiği gibi farm açmanız. Ama şu an biz rakibin Archer range attığını gördük. Archer yapmasını bekliyoruz ama altına da girmemiş. Bu da demek oluyor ki Skirm atacak. Skirm Spear yapacak. Hemen. Biz ne yapabiliriz? Scout, Skirm oynayabiliriz. Evet. Şimdi scoutlarımı bir damage vurmaya çalışacağım. Bir 5-6 tane farm açtım. 7 tane açmışım. Artık açmayacağım. Çünkü skirmisher basmam lazım. Eğer rakip base'ime gelirse sıkıntı yaşarım. O yüzden biraz şey yapıyorum. Artık askeri binamı atmaya başlıyorum. Onu attıktan sonra... Yani rakip altın toplamıyor. Ordu da basacağı kesin. Biz o yüzden biraz daha... Scout ekleyelim. Çünkü arkasına Skirm ekleyeceğiz. Hemen Blacksmith'ten upgrade almak istemiyorum. Çünkü adam defansif oynuyor. O yüzden biraz daha farm sayımı arttırıp ekonomik olarak öne geçmek istiyorum. Şu an Skirmisher'da basıyorum. Biraz daha farm sayımı arttıracağım. Blacksmith'i sonra atacağım. Ve base'ini kapatıyor ama şu an altınını koruyacak ordusu olmayacak benim Skirm sayım yeterli bir sayıya ulaştığında. Artık dediğim gibi farm açmaya devam edebilirim. Çünkü Blacksmith'i atmak istemiyoruz artık. Yaklaşık bir 13-14 tane farmımız oldu. Şimdi adam altına girecek birazdan büyük bir ihtimalle. Bir de market de kullanıp çağ atabilir. Altına girecek mi? Yani buradaki altına girmedi. Artık Blacksmith atalım. Bir adama hasar vermeye doğru gidelim. Diğer altınları kontrol etmek istiyorum. Çünkü belki bizi kandırıyor olabilir. Bu altına girmeyip öbür altından topluyor olabilir. Bakalım. Şu altına gitmesi imkansız. Oraya ve diğer altını da burada. Evet. Şu an benim yeterli scout'ım var. Skirm sayım da artıyor. Kaç tane scout'ımız var? 5 tane scout'ımız var. Artık skirm'e ağırlık veriyorum. Bu iş gördüğünüz gibi sürekli orada bir şeyler kuruyor. Ev atıyor. Bir işçiyi şeye ayırdık. Evet şimdi. Artık rakibe hasar vermeye başlayalım. Dediğimiz gibi skirm basmış o da. Bizde fletching de var. Artık bundan sonrası biraz mikroya dönüyor. Yani şu an sayı olarak da üstünüm. Skirm basmaya devam ediyorum. Çünkü üstünlüğü artık yakaladım. Adama vermek istemiyorum üstünlüğü.
Güzel, 17 tane falan farmım oldu. Artık altına girip Castle'a geçmeye başlayacağım. Bir yandan da adamın buradan şeyini dınaylayacağım. Altını dınaylayacağım. Yani fight yapmama gerek yok şu an. Sadece rakibe böyle hasar versem yeterli benim için. Skirm basmayı kesmiyorum. Sadece ordumu kullanıyorum şu an. Yukarıdan ama TC'yi kontrol ediyorum. Şu an altına tıkladım. TC'ye gidiyor. Her şey yolunda. Boş işçiyi gördüğümde dönüyorum. Birkaç ev atıyorum. İşlerimi bitiriyorum. Skirm basmaya devam ediyorum. Şimdi biz bastıkça rakibin de basması gerekiyor. Yoksa sıkıntı olacak. Birazdan adam büyük bir ihtimalle dışarıya çıkacak fightlamaya. O sırada da biz oyunu bitirebiliriz hatta. Skirm basmaya devam çünkü daha altınım gelecek. Bekliyorum altınımı. Evet, böyle mikro yapmanız lazım biraz. Rakibi böyle kandırıp. Yani o spear'lar gittikten sonra rakibin yapacak bir şeyi kalmayacak. Skirm sayısında bile öndeyiz yani şu an. Evet, çağım gelmek üzere. Map'imin de büyük bir kısmını kapattım. Artık Kessel'a basabilirim. Yani şu an rakipten bayağı bir üstün olduğumu biliyorum. Yani altın toplatmadım adama. Bayağı bir üstünüm. İstersem Skirm devam ederim. Ya da istersem artık bu Skirm'ler şeyleri snipe'lamak için yeterli. Deyip stable sayımı arttırabilirim. Çünkü adam altın toplamıyor burada şu an. Belki şurada topluyordur. Bir oraya bakalım. Artık ben bu saatten sonra Pike artı Knight kombosuna döneceğim. Çünkü eğer bu ordumu kaybedersem rakibin deve opsiyonu var demiştik. Deve yapabilir. O yüzden artık Pike artı Knight'a döneceğim. Stable sayımı arttırıyorum. İki stable yapacağım. Bir de şu altına bakmak istiyorum. Arkadaki altına. Bir taneyle oraya yolladım. Evet, adam şu an mesela adamı içeriye sokmak istemiyorum. Hemen önünü kestim. Çünkü fight vermek istiyorum. Benim ordum daha güçlü. Şimdi adamı fight'a zorlayacağım. Bir adam da spear sayısını arttırıyor. Defans upgrade'imiz var. Scout'lar. Şimdi mesela scout'lar vururken damage olabildiğince skirm'leri kaybetmemek istiyorum. Çünkü adam spear eklemeye devam ediyor. Artık geri kaçabiliriz. İkinci defans upgrade'i, wood upgrade'ini alıyorum. Hemen TC atıyorum bir tane. Dediğimiz gibi rakip Bizans. Bizans olduğu için deve opsiyonu var. Her ne kadar hasar vurmuş olsak bile. Bir tane de monasterimizi atalım. Çünkü Monk artı Knight kombosu bile deveye yanıt olabilir. Altına tekrardan bir bakalım. İkinci defans upgrade'i çok önemli bu arada. Bilbarov'u alabiliriz. Artık çıkan işleri biraz daha dağıtalım. Oduna yollayalım. Evet, knight'larımız da geldi. Eğer rakip feodalde kaldıysa, artı 2 knight'ınız varsa, arkasında 3-5 skirm varsa içeri bile girebilirsiniz. Monk basıyorum ileriye. Bakalım açığı varsa girelim içeriye. Dediğim gibi şu an girebilirim içeriye. PC altında bile savaşabilirim şu an. Şu skirmler az ama çok faydası oluyor bana. Şu an rakip ordusunu temizledik. Bunları da stable'ın şey baran yanında duracağım. Yani şu an rakip öldü. Arkada TC'lerim çalışıyor. Patrole bıraktım artık burayı. Biraz Eko'ya bakıyorum.
Bir tane daha TC atmak istiyorum. Şuraya bir TC daha atayım. Boşta işim varsa onları düzeltiyorum. Monk basmaya devam. Gerideki orduyu tekrar ilerleyelim. Biraz da bu orduyu dağıtıyorum artık. Ne yapabiliriz? Şuradan barayı yıkabiliriz artık. Adam full kapattı gibi. Şu 3 taneyle sadece burada can sinir bozucu olmaya çalışıp diğerleriyle de şey yapacağım. Hepsini altına yolladım. Bunlarla da dediğim gibi can az işçi falan varsa onları alırız. Adam kapatmamış face'ini. Kapatmadıysa dediğim gibi artı 2 olduğu için ben de şunlarla yine odunun arkasına girebilirim. Artı 2 olduğu için bunlar ölmüyor kolay kolay. Tamam, onları patrole verdikten sonra artık ekoma bakıyorum biraz. Eko'ya bakıyorum. Hızlı bir şekilde ekomu düzeltiyorum. Bakıyorum mesela burada çok fazla olmuş. Taşa yolluyorum biraz derken. GG geldi arkadaşlar. GG. Evet. Devesi olan ırklara karşı Scout'la nasıl oynanır? Onu anlatmış olduk. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Oyunu biraz okumaya, rakibin ırkını okumaya özen gösterirseniz, biraz da el hızınız varsa çok çabuk yükselebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ekonomide de bir tek odunda biraz üstünlüğü var. Onun dışında biz ekonomide daha üstünüz. Castle Age Time ise 4 dakikaya yakın, daha fazla işçi sayısında zaten üstünüz. Kurulu bir ekomuz var. 3 ton centres. Ekomu yukarıdan sürekli takip ediyorum. Altınım çok fazla biriktiyse altından alıp işte taş, eğer kale atmak istiyorsam taşa yollayabilirim. Ne bileyim, biraz daha farm açmak istiyorsam işte altınım çoksa bir lumber atabilirim. Eko'yu sürekli yukarıdan bakıp hangi kaynağım çok, işte ne yapmam gerekiyor, bastığım ordu ne istiyor, onları düşünüp tahmin edip biraz daha ekonuzu balanslayabilirsiniz. Bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip yorum atmayı unutmayın. Aynı zamanda bir sonraki videoda hangi build'i görmek istiyorsanız onu da yorum kısmına bırakabilirsiniz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.